Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle Roaccutan tedavimin 4. ayını konuşacağız. Şaka gibi ama 5. ayın haplarına başladım. Hani 5. ayı bitirmiş sayıyorum kafamda. Başlayayım mı, başlamayayım mı derken neredeyse tedavi bitmek üzere. Tabii ki daha çok ayımız var ama 5 ay geçti gibi düşünüyorum ve gerçekten çok mutluyum. Ve şunu söyleyeceğim size. Bir önceki Roaccutan videosunda 2. ve 3. ayı birlikte anlatmıştım ve bundan sonra da böyle giderim diye düşünüyordum. Böyle söylemiştim size. Ama gelen mesajlardan dolayı ki beni çok çok mutlu ettiniz. Bendeki etkisini görüp başlayan çok kişi olmuş. Bu sürece benimle başlayan çok kişi olmuş. Bu süreçteyken benimle tanışan, videolarımla tanışan çok kişi olmuş ve herkes güncel gitsek daha iyi olur dedi. O yüzden ben de bendeki minik bile olsa etkilerini anlatmak için 4. ayı ayrı çekmek istedim. Aslında 5. aya girdim ve haplarımı içmeye başladım. Öncelikle şeyi söyleyeceğim. Ben yine cilt bakım rutinimi ve vücut bakımında neler kullandığımı kısacık böyle göstereceğim. Yeni ürünler ekledim, onları göstereceğim size. Çünkü görüyorum ki kimse tabii ki ilk videolara gitmiyor ve cilt bakımım sürekli soruluyor. O yüzden her ay güncellerken hem yeni eklediğim ürünleri hem de her zaman kullandığım ürünleri böyle kısa kısa hızlı hızlı geçerim diye düşündüm. Süreci anlatmadan önce, ürünleri size göstermeden önce hemen şöyle minik bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu anlatacaklarım, yani 1. ay videosunda da 2. 3. ay ve 4. ay bu videoda da anlatacaklarım tamamen benim bünyemdeki etkileri. Bu illaki sizde de böyle olacak diye bir şey yok, biliyorsunuz ki. Bünyeden bünyeye farklı, dozdan doza farklı. Ben şimdi çok hafif bir dozla devam ediyorum kendi isteğimle. O yüzden kendi sürecimi anlatıyorum. Sizde çok çok farklı olabilir. Siz daha ağır geçiriyor olabilirsiniz. Daha hafif geçiriyor olabilirsiniz. Başta bir bunun uyarısını yapmak istedim. Ve hemen anlatmaya geçiyorum. Öncelikle çok mutluyum. Hakikaten çok mutluyum. Çünkü neredeyse bitmek üzere. Bu kadar korkarak başladığım bir sürecin bu kadar konforlu geçiyor olması beni çok mutlu ediyor açıkçası. Şunu söyleyeyim, sizin sorularınızı da düşünüyorum bu arada DM'den. Her şeye yanıt verebilmek adına, merak ettiklerinize. Hani böyle gene muhabbet akışında ilerleyeceğim. Çünkü aklıma geldi bir anda sorduğunuz şey. Hafif doz demişken ben günde bir hap sabahları 20 mg'la devam ediyorum. Bunu da kendi isteğimle doktoruma söyledim. Doktorum da kabul etti. İlk 1. ayda değerlerim çok iyi çıktı. Doktorum hani yüksek dozda da kullanabileceğini söyledi. Ben de dedim ki eğer dedim uygun görürseniz, eğer ki sonucu değiştirmiyorsa uzun kullanmak benim için önemli değil. Hani 5 ayda bitsin, 6 ayda bitsin değil benim için önemli olan. Sonucu iyi olsun. Ben dedim daha iyi geçirmek istiyorum süreci. Daha konforlu geçirmek istiyorum. 20 mg'la devam edebilir miyim? Dedi edebilirsin. Hiç problem değil. Sonucu kesinlikle değiştirmez dedi. Ve ben bunu 2-3 kez sordum. Geçen ay da sordum. Ve sonucun değişmeyeceğini söyledi. Hani tabii ki doktorunuza danışın ki böyle nasıl diyeyim, mesajlaşıyoruz mesela, düğününe yetişecek olan var, nişanına yetiştirecek olan var cildini. Eğer böyle bir probleminiz yoksa, programınız yoksa bence düşük dozda da devam edebilirsiniz. Ama tabii ki doktorunuz buna karar verecek. Ben sadece bir fikir olarak söylüyorum. Ben 4. 5. ve 6. ayı da tek hap 20 mg'la devam edeceğim. 4. ayda neler oldu? Şimdi en başta söylediğim gibi ben aslında birleştirip videoları çekerim diye düşünüyordum. Çünkü benim bu zamana kadar izlediğim videolarda fotoğraflarla işte 3. ayda böyle oldu, 4. ayda böyle oldu diye gösterenler oluyordu. Ben de o şekilde ilerler zannediyordum. Ama size anlattığım gibi 2. ayın böyle yarısından sonra benim hiç sivilcem çıkmamaya başladı. Maşallah deyip. O yüzden size böyle gösterebileceğim bir aktif sivilce durumu vesaire yok. Ama böyle tabii ki pıtır pıtır biraz yememe dikkat etmediğimde çıkan şöyle pürüzler oluyor. Ama bunlar da hızla böyle iyileşiyor. Onun dışında benim şimdi yaşım 18 değil. Ya da işte nasıl diyeyim, 18'likle alakası yok da yaşım lekelerimin geçeceği bir yaş değil. Çünkü artık yerleşmiş lekeler. Mutlaka benim tedaviden sonra farklı bir tedavi, işte lazer tedavisi vesaire vesaire, farklı bir tedaviye girmem gerekiyor. Lekelerimin geçmeyeceğini zaten biliyordum ve doktorum da söylemişti. O yüzden hani böyle size bir lekelerimi de göstermiyorum. Çünkü zaten YouTube videolarında, burada da masayı gösteriyorum, masada çektiğim için, YouTube videolarında görüyorsunuz lekeli halimi. Ben ondan da rahatsızlık duymuyorum açıkçası. Anlatmak istediğim şey şuydu. Fotoğraflarla size anlatabileceğim bir şey yok. 4. ayda da sivilcelerim çıkmadı ve gayet iyi gidiyor tedavi. İlk başlarda demiştim, yorgunluk hissettim, bel ağrısı hissettim vesaire vesaire. Şimdi hiçbir şey yok ve onların da açıkçası birazcık psikolojik olduğunu düşünüyorum. Şöyle dönüp baktığımda. Çünkü
Her zaman söylüyorum, çok fazla korkutulan bir ilaç. Yani çok abartılan demek istemiyorum. Herkes de farklı çünkü etkileri. Kimisi çok ağır geçirebilir. Ona da saygı duyuyorum ama çok geç kaldım. Yani çok geç bir yaşta, çok geç bir yaş değil ama hani daha erken başlayabilirdim. Ama korktuğum için başlayamadım. O yüzden şimdi sizin böyle mesajlarınız geldiğinde çok mutlu oluyorum. Hani senin benden cesaret aldım ve başladım demeniz çok hoşuma gidiyor ki. Hani geçen sene yorumlarımı biliyorsunuz. Belki de dünyada hani dünyada demiyorum şimdi çok abartı da Roaccutan kullanacak son kişilerden olabilirdim. O kadar korkuyordum. Artık yetişkinlik aknesinin hani geçmeyeceğine artık son noktada olduğumuz doktorum söyleyince mecburen başladım. Süreçte de gördüm ki çok abartılmış. Yani illaki sağlık problemleri olabilir, depresyona yatkın kişilerde ağır atlatabilir ama atlatmaya da bilirsiniz. Zaten süreçteyken doktorunuz sizi kontrol eder diye düşünüyorum. Başka ne söyleyebilirim size? Bu ay çok net olarak şeyi gördüm. Yine sorularınızı düşünüyorum. Spor hakkında da bana çok soru geliyor. Burada çok fazla paylaşmıyorum ama Instagram'da fotoğrafta falan böyle hani gördüğünüzde ağırlık kaldırıyor musun? Ya da işte spor yapmak zor olmuyor mu diyenleriniz oluyor. Ben şimdi ağırlıkla çalışmıyorum. Bayağı uzun süredir yani. Çok hafif böyle sporlar yapıyordum. Hafif dediğim gene iyi spor yapıyorum ama ağırlık vesaire çalışmıyordum açıkçası. O yüzden bu süreçte de çok problem olacağını düşünmedim. Ama bu ay sporu çok abarttım. Yani normalde atıyorum 1 saat spor yapıyorsam 1 saat 45 dakika 2 saat spor yaptım ve gerçekten belim çok ağrıdı. Normalde kendimi biliyorum ve hani kendimi bildim bile spor yapıyorum. Böyle bir şey yaşamıyordum. Bunun ilaçla alakalı olduğunu düşündüm. Çünkü ilaç kullandığımı unuttum ben. Ve ağır spor yaptım. O yüzden evet bence dikkat etmemiz gerekiyormuş. Hani sporu tamamen bırakmak değil. İşte pilatesinizi böyle hafif hafif yapabilirsiniz. Yürüyüşünüz vesaire. Hani ne yapıyorsanız devam edebilirsiniz ama tabii ki ağırlık değil. Ağırlık sıkıntı oluyormuş cidden. Ama çok ağır böyle çok uzun saatler yaptığınızda hakikaten inanılmaz bir bel ağrısı çektim. O yüzden artık daha fazla dikkat edeceğim. Hani 4. ayda beni en çok etkileyen şey bu oldu. Bu da çok uzun sürmedi. 1-2 günlük bir ağrı ama yani ilaçtan olduğunu hissettim. Öyle söyleyeyim. O yüzden artık aklımda bir şey böyle. Tamam yani bunu yapmamam gerekiyor. Bunun dışında bakıyorum başka böyle bir yan etkisini yaşamıyorum. Ama dediğim gibi bu benim düşük doz kullanıyor olmamdan kaynaklı bence. Ve son olarak da maalesef ki yani böyle düşük doz kullandığım için mi bilmiyorum ama ilaç kullandığımı unutuyorum. Ve mesela çok sık kolonyaladım elimi. Ve neredeyse yani böyle ellerim şu an yanık gibi. Yani Allah korusun tabii de acayip şekilde böyle pütür pütür. Yine Selenasin kremini çok yoğun bir şekilde uygulamaya başladım. 1-2 güne geçer ama maalesef böyle şeylerde dikkat etmeniz gerekiyor. Kolonya falan acayip böyle derinizi yani şu hale getiriyor ki görüyorsunuz da bakın pütür pütür çok kötü şu anda yüzeyi. Onu halledeceğim kremle. 4. ayda bunu söyleyebilirim. Ben yine gayet böyle rahat geçiriyorum. Su en az 1,5 litre içiyorum. En az. Bunun için de ben hakikaten o şeylerle çok dalga geçmiştim. Bu damacana mataralar var ya. Geçen sene çok dalga geçmiştim. Bu sene aldım ve ben hayatımda bu kadar su içiren ve kolay su içiren bir şey görmedim. Şu anda da her yerde böyle fiyatları düşmüş durumda. Hani düşük diyorum ama tabii ki yine yüksek fiyatlı ama bence %100 değer. Eğer su içemiyorsanız mutlaka onlardan alın. Fotoğrafını koyarım ama anlamışsınızdır. Tüm influencerlar geçen sene paylaşmıştı. Hakikaten çok fazla su içiriyor. Bazen böyle üçün üstüne çıkabiliyorum, çıkmamaya çalışıyorum. Hani çok su içmek de çok faydalı bir şey değilmiş çünkü yani belirtilerin üstünde. Gerçekten çok kolay su içiriyor. O aklınızda olsun eğer içemiyorsanız. Sonra düşünüyorum başka ne oldu? Vallahi bir şey bulamıyorum. Yani vücut kuruluğu dışında, dudak kuruluğu dışında gerçekten hani böyle anlatabileceğim bir yan etkisini kendimde görmüyorum. Vücut kuruluğu da kışın her zaman yaşadığım boyutta şu anda. Beni rahatsız eden hiçbir şey yok. Benim 4. ayım bu şekilde geçti. Vallahi düşünüyorum ekstra bir şey oldu mu diye. Olmadı. Yan etkileri böyle yani aylarca süren yan etkileri birkaç ürünle çözebildim. Onları size ürünleri gösterirken anlatacağım. Bunun dışında benim sürecim bu şekilde geçiyor. Böyle bir güncelleme videosu zaten başta da söylemiştim. Gelin cilt bakımıyla başlayalım. Yeni
böyle rutinime eklediğim ürünleri göstereyim size. Normalde kullandıklarımı da hızlı hızlı geçelim, hemen başlayalım. Şimdi ben her zamanki gibi sepetimi yanıma aldım. Sırayla size kullandığım ürünleri göstereceğim ve güneş kreminden başlamak istiyorum. İlk videoda da gösterdiğim için böyle hızlı hızlı mini mini yorumlarla geçeceğim. Ben bu süreçte iki güneş kreminden çok çok memnun kaldım ve bu şekilde devam ederse cildim, ilaçtan sonra da kuru olarak devam ederse kesinlikle hayatımdan hiç çıkarmayacağım iki güneş kremi. Bunlardan bir tanesi La Roche-Posay'in bu UV Moon 450 faktörlü Antelios güneş kremi. Şöyle göstereyim. Bu bitmek üzere. Bunu da ikinci kez aldım. CeraVe'nin nemlendiricili 50 SPF'lik güneş kremi. Daha doğrusu nemlendirici krem olarak geçiyor. Hatta arkasında da özellikle belirtilmiş. Çok yoğun güneş altında kalacağınız durumlarda güneş kreminizi sürmeyi unutmayın diye. Ben o yüzden hani kışın rahatlıkla kullansam da yazın başka ürünler, daha doğrusu La Roche-Posay'i tercih edeceğim için tekrar bundan aldım ve çok memnunum. İki ürünün yapısı birbirine çok benzer. İnanılmaz güzel cildi nemlendiriyor. Makyajınız çok güzel duruyor. Makyaj konusunu yine unuttum. Hemen kısacık onu söyleyeceğim. Diğer videolarda da konuştuk. Makyaj yapılmalı mı, yapılmamalı mı? Tercih sizin. Hiçbir doktor makyaj yasak demiyor. Güzel ürünlerle güzel bir şekilde cildinizi temizlediğinizde problem yok. Sadece bu ilacı kullanıp bu cilt kuruluğuna çare bulamayan insanlar makyaj kötü durduğu için bu tarz yorumlar yapıyorlarmış. Bunu daha önce de söylemiştim size. O yüzden en önemli şey cildi güzel nemlendirmek ve ben gerçekten bunu başardığımı düşünüyorum. Çünkü makyajım hiç kötü durmuyor. Şöyle göstereyim size. Güzel böyle nemlendiricinizi kullanırsanız, güzel böyle nemlendiricili güneş kremleri kullanırsanız makyajınız çok güzel duruyor. Ve tabii ki her zaman kullandığınız güzel ürünlerle makyaj yapmanız da önemli. Güzel bir şekilde çıkardıktan sonra da hiç problem olmadı. Ben de olmadı. Tekrar söylemek istedim. Güneş kremlerim bunlar. Hemen yağ bazlı temizlik için kullandığım ürünlere geçeceğim. Aylardır size böyle gösteriyorum ve çok beğendiğimi söylüyorum. Bu benim ya 3. ya da 4. şişem. Yves Rocher'in makyaj temizleme yağı. Bundan çok memnunum. Kokusu hariç. Asla sivilce yaptığını görmedim. Tedaviden önce de kullanıyordum çünkü. Çok beğenerek, çok severek kullanıyorum. Bu aklınızda bulunsun. İkinci olarak da yağ değil, balm tarzı bir şeyler kullanmak istiyorsanız ben Hello Clean'in tedaviden önce yağlı ciltler için olanını kullandığımda da çok beğenmiştim. Asla sivilce yapmamıştı ve çok iyi makyaj çıkarıyordu. Şimdi de kuru ve hassas ciltler için olanını aldım. Bunu da çok beğendim. Çok güzel makyaj çıkarıyor. Bu da aklınızda bulunsun. Çift aşamalı temizliğin ilk aşamasında kullandığım ürünler. Favorimi biliyorsunuz CeraVe. Tedaviden önce de ben normal ve yağlıya dönük ciltler için olanını kullanıyordum. Şu anda cildim kupkuru ama hiçbir şekilde cildimi germiyor, irite etmiyor. Buna devam ediyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Bence yani kuru ciltler bile şu anda ben memnun kaldığıma göre memnun kalır diye düşünüyorum. Bu aklınızda bulunsun. İkinci olarak buna uygun fiyatlı bir seçenek olarak kullandığım, ara ara kullandığım ürün de Piu'nun normal ve kuru ciltler için olan, normaldi sanırım. Aynen, normal ve kuru ciltler için olan temizleme jeli. Uygun fiyatlı bir seçenek istiyorsanız da ona bakabilirsiniz. Gelelim nemlendiricilere. Geçen ay size FaceLab'ı göstermiştim ve Bepantol'ü sanırım göstermiştim. İkisinden de çok memnunum. Yani Bepantol'ü zaten aylarca kullanmıştım. Hani o ilk ay daha doğrusu çok sık kullanıyordum. Gayet yeterli geliyordu. FaceLab'ı da çok beğendim. Kesinlikle indirimlerdeyken alırım. İçerisinde pantenol vardı, üre vardı, rahatlatıyordu cildi ve böyle yağlı hissettirmiyordu. Çok güzeldi. Bu ay o nemlendiricim bitince elimde Piu'nun şöyle bir bariyer onarıcı nemlendiricisi vardı. İçerisinde böyle niasinamid olduğu için bu süreçte şunu da soruyorsunuz, asit kullanıyor musun diye. Tabii ki böyle asit serum kullanmıyorum. Bunda hani böyle direkt bir niasinamid serum olmadığı için kullanabileceğimi düşündüm sonra. Diğer içeriklerine gelirsek de hyaluronik asit, seramit, aloe vera vardı. Yani bariyer onarıcı nemlendirici bir kremdi. Deneyeyim dedim ve bayıldım. Ve sonra fiyatına bakıp miktarına bakınca 200 ml'lik bir ürün ve sürekli ikincisi 1 lira kampanyası oluyor. Aklınızda bulunsun, bayağı iyi. Ve acayip derecede cildi yatıştırıyor. Kırmızılıkları böyle bir hemen rahatlatıyor cildinizi. Bunu çok beğendim. Bariyer onarıcı olarak sabahları kullandığım bir ürün var. Barusol, Barulab'ın Barusol kremi. Bunu da çok beğendim. Bunun da hakikaten kırmızılıklara etki ettiğini düşünüyorum. Ve özellikle ikisini böyle bunu akşam bunu gündüz kullandığımda daha etkili olduğunu, böyle cildimin daha böyle yumuşak ve daha iyi hissettirdi bana iki kremde. O yüzden bunlar benim şu an favorim. Şunu söylemedim. Bu ay gerçekten göz altlarımın çok kuruduğunu hissettim. Hani göz kuruluğu değil, göz altımın
kuruluğundan bahsediyorum. Böyle concealer'ımın güzel durmadığını gördüm birkaç gün. Dedim ki hani bir şey kullanmalıyım artık ekstra olarak. Hani nemlendiricilerimi uygularken ben şöyle pıt 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 getiriyordum birazcık. Diyordum göz kremi yerine de geçmiş olur. Tabii ki bu yani her üründe iyi bir şey değil. Milya çıkabilir. Ama dedim benim ekstra bir şey kullanmam lazım. Dolabımda yine marka gönderisi olarak kolajenli bir göz ve yüz kremi buldum. Bu da Be Love markasının bir Kore ürünü. Göz kremi olarak ben bunu kullanıyorum. Ve yüz kremi olarak da bence çok güzel olur diye düşündüm. İnanılmaz yumuşattı göz altlarımı ya. Bunu da çok beğendim. Bunun stoğu yok. Gelirse mutlaka paylaşırım. Ama buna yakın Tenzero'nun göz kremini kullanmıştım. Onu da çok beğenmiştim. Şu an bunu kullanıyorum ve çok memnun kaldım. Buna benzer yapıda yani böyle yoğun nemlendirici kremleri de göz altınız için kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü 4. ay itibariyle bayağı buralarımın yani kuruduğunu gördüm. Beni o görüntü rahatsız etti. Onu söylemeyi unuttum size. Ve tüm bunları yaptıktan sonra, yüzümü nemlendirdikten sonra mutlaka Avène'in şu termal suyunu şöyle bir pıs sıkıyorum yüzüme. Bunu makyajdan sonra da bu arada kullanıyorum. Makyaj sabitlemek için ve yüzümü böyle daha iyi nemlendirebilmek için kullanıyorum. Ve çok rahatlatıyor. Bunu da göstermiş olayım. Bunun dışında yeni böyle rutinime kattığım bir ürün var. Bu da çok basit bir kağıt maske. Sika maskesi Barulab'ın. Ben bunu haftada bir kez yapıyorum. Şimdi bu son olanı size göstereceğim. Sonra tekrar ben siparişimi vereceğim. Çok beğendim. Gerçekten böyle cilt bariyerini güçlendirdiğini düşünüyorum. Normalde kağıt maskeler hakkında düşüncelerimi biliyorsunuz ama ilk defa bu kadar beğendiğim bir kağıt maske oldu. Çok etkili olduğunu düşünüyorum. Hametan getirmişim yanımda ama ben hametanı çok çok nadir kullanıyorum. Bu bana doktorumun yazdığı ilk ve tek hametan. Onu da şu kadar kullanmışım. Dudaklarda ben Blistex'ten çok memnunum. Vazelin'den çok memnunum. Başka düşünüyorum Mara'nın dudak balmını kullanıyorum. Ondan da çok memnunum. Hametana ihtiyaç duymuyorum. Duyduğumda da çok azıcık sürüyorum. Çok yani Blistex'ten ya da Vazelin'den çok bir farkı olmuyor benim için. Hem vücut kısmına geçelim. Vücut bakımımda mutlaka duştan sonra bebek yağı kullanıyorum. Onu kesinlikle tavsiye ediyorum size. Hafif böyle ıslakken yani tam kurulanmadan onu sürüyorum. Birazcık böyle onu kuruluyorum. Çok yağlı kalmasın diye. Üzerine de çok ihtiyacım varsa bu Nivea'nın üreli yoğun bakım kremini kullanıyorum. Bundan aşırı memnunum. Bu çok iyi nemlendiriyor hakikaten. Bunu anlatırken de yine aklıma ne geldi? Jilet ağda vesaire bu tarz sorularınız olmuştu. Bunu atladım. Hemen bunu da söyleyeyim. Ben jilet kullanıyorum. Ağda, lazer, hani yani iki kişiden şöyle bir DM aldım. Bu süreçte lazer kullanabilir miyiz? Daha sonra bir tanesi bir doktorun sayfasında kullanabileceğini gördüğü için hani bak kullanabiliyormuşuz. Senin de haberin olsun dedi bana. Çünkü ben jilet harici asla dedim. Neden asla dediğimi de şöyle açıklamak isterim. Ben de tabii ki biliyorum doktorlar belli ölçüde lazere izin veriyor. Fakat ben bu sektörün içerisinde yer aldığım için arkadaşlar doktorların kontrolü altında olmayan işletmelere gittiğinizde çoğu zaten hani böyle bilinçli işletmeler belirli antibiyotiklerle bile ya da belirli ilaçlarla bile zaten bu cihazlar kullanılmıyor. Lazer kullanılmıyor. O riski almak kimse istemiyor. Roaccutan da zaten asla istemezler. Ama tek tük de olsa doktorun olmadığı bir yer düşünün, işte çok profesyonel olmayan bir yer düşünün. Bu tarz yerlere denk gelip böyle kontrol altında olmayan bir uygulamaya denk gelirseniz siz bilirsiniz. Ben o yüzden hani doktorun olmadığı hiçbir yerde böyle bir uygulamaya cesaret etmem. Ağdanın zaten asla ama asla yapılmayacağını artık her yerde yazıyor ve herkes söylüyor. Bazen böyle inatla ağda yapıp bak abla yandım diyenler oluyor. Yapmayın. Yapmayın. Birazcık dayanın. Vallahi zaman çok hızlı geçiyor. Diyorum ya, ya 5 ay oldu ve yani ağda yapmadım, lazer yapmadım, öldüm mü? Hayır. 2 dakika jiletle halledin. Bittikten sonra zaten bir ay içerisinde hani bir ayı atlattıktan sonra sanırım yapılabiliyormuş. Bence dayanın ama tabii ki profesyonel ve doktorun olduğu bir yerse ve doktorunuz izin veriyorsa tabii ki yaptırın. Ama benim uyarım bu tarz yerler için. Onu söyleyeyim. Gelirim el kremine. Ben Selenes'ten çok çok memnunum. Şunları da 1-2 gün içerisinde geçireceğini düşünüyorum. Çünkü bir öncekinde yine böyle olmuştu. Kolonyadan dolayı geçirmişti. Şimdi çok yoğun olarak bunu uyguluyorum. Zaten yoğun bir krem. Son olarak da çok etkisini gördüğüm ve bu ilacın yan etkilerinden olduğunu bildiğim için ve etkisini de direkt görebildiğim için iki ürün göstereceğim size. Çok çok memnun kaldım. Onları göstereyim. Saçla ilgili de konuşmak istiyordum ama şu anda
geçen seneki gibi böyle çok fazla reels atmaya başladım. Yani haftada birkaç gün atıyorum elimden geldiğince ve saçlarım çok beğeniliyor. Hem mesaj alıyorum, hem yorum alıyorum, hem buradan da sorularınız oluyor. Sanırım kimse yani bu başlarda çektiğimiz videolara dönmüyor. O yüzden çok böyle güncel olarak ve daha uygulamalı gösterebileceğim bir şekilde saç videosu çekeceğim. Saç olayını da orada konuşacağız. Ama sadece Roa Kutan için beni izleyip saç dökülmem var ya da işte saçlarım çok kuru diyorsanız HC Care'in saç bakım yağını önerebilirim size. Gerçekten çok memnunum. Ve Swissoderm'in dökülme karşıtı normal ve kuru saçlar için şampuanından da çok memnunum. Ama böyle genel olarak burada anlatmayacağım. Saç olayını ayrı bir video yapacağım. Gelelim son konumuza, tırnak. Hemen tırnak ürünlerimi aldım. Bunu niye anlatıyorum? Roa Kutan'ın böyle bir etkisi varmış. Tırnaklar da inceliyormuş ki ben 3 ay bunu çok net yaşadım. Ve hatta sürekli takma tırnak kullanıyordum farkındaysanız. Çünkü uzatamıyordum tırnaklarımı. Tırnaklarım o kadar inceydi ki ve yumuşaktı ki böyle katlanıyordu yani. Sürekli kırılıyordu. Şimdi bir süredir bıraktım takma tırnak kullanmayı. Ve elimde Yves Rocher'in güçlendirici bazı vardı. Benim her zaman favorim kalyondu ve hep söylüyordum size. Şimdi birinci sıraya kesinlikle bu baz yerleşti. Şimdi şunu da söyleyeyim. Çünkü fark edersiniz diye düşünüyorum. Benim şu an sadece şu tırnağım takma tırnak. Çünkü cam törpü aldım biliyorsunuz. Beni düzenli izliyorsanız. O kadar inceltmişim ki tırnağımı. Tırnağım tabii ki kırıldı. İnanılmaz inceltmişim yani. Bunun dışında yani bu tırnak dışında tüm tırnaklarım şu anda kendi tırnaklarım. Ve acayip sert. Muhtemelen bu videodan sonra kendi kendime nazar değdireceğim ve tırnaklarım kırılacak ama olsun, size göstermek istedim. Şu zaten çok önceden kırıktı. Uzatıyorum. Bayağı sert şu anda tırnaklarım. Kesinlikle 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 şu ürünü denemenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında da ikinci kez ben bu yağı alıyorum. Bunun da çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Bu benim tırnak koleksiyonumda zaten var. Aşağıya da koyarım diye düşünüyorum ama bulamazsanız da DM'den zaten yardımcı olurum size. Bu ikisini kesinlikle edinin. Çok iyi geleceğini düşünüyorum. Şu an tırnaklarımda da hiç problem yok. Benim anlatacaklarım bu kadar. Benim 4. ayım bu şekilde geçti. Muhtemelen 5. ayım da böyle geçer diye düşünüyorum. Umut ediyorum. Birazcık böyle sonlara doğru sanırım zorlayıcı oluyormuş. Yani düşük dozda kullansanız da. Bakalım. Göreceğiz. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. 4. ayım güzel geçti. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.